Söyler misin bana ne olur? Ne oldu ya? Söyle hadi ne? Ben sana yalan söyledim. Mecburdum. Sen mecbur ettin buna beni. Bana zarar verdiğin gibi ona da zarar verirsin sandım. Kime zarar veririm sen? Oğlunuza. Akça oğlunuza zarar vermenden korkmuş Hasan. Herkes önce evlenir sonra çocuk yapar. Ama sizinki tam tersi oldu. Saçmalıyorsun be sen. Ne diyor kızım bu çoluk çocuk? Akça ile senin oğlun. Akça'nın alıp bize verdiği oğlun. Annesinin yerine benim büyüttüğüm oğlun. Hasan. Efe senin oğlun. Efe benim oğlum. Nasıl bir manyaksın lan sen? Ha? Nasıl bir yalan bu? Müstakbel karına sor. Yalan mı diye. Yalan tabii. Bana bak. Yürü git buradan. Manyak mısın desin? Nikah gününde için ettiniz ha. Bir bırakın ya. Bir düşün yakamızdan. Akça gel yavrum. Hasan dur. Ne duru be? Ne duru? Duymuyor musun? Saçma sapan şeyler söylüyor. Kurban olurum sana hadi. Doğru sor. Efe bizim oğlumuz. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. İçine düştüğün şu duruma bir bak. Senin kurduğun oyunun kaybedeni belli kızım. Ya bir kere de anne sözü dinle. Bir kere de bırak oyunu ben kurayım da sen otur seyret. Nerede benim torunum? Nerede benim torunum? Kardeşine güvenip de teslim ettiğin oğlun nerede soruyorum sana. Anne. Efe, bırak. Efe, iyi misin? İyi misin Efe? Efe, çok özledim seni. O kadar çok özledim ki. Anneciğim. Ben seni çok özledim. Seni bu kadar çok özledim.
da buradayım. Hasan gelmedi mi daha? Belki işi falan çıkmıştır. Çıkmıştır belki. Belki de kız kardeşin başına yeni bir bela açmıştır. Zeynep'le ne ilgisi var? Ben de onu diyorum Şule. Yani Zeynep'le Hasan'ın ne ilgisi olabilir ki? Sokakta kaldıysa kardeşi olarak bir zahmet sen yardım etseydin. Bir bitmediniz ya. Akça, Hasan'la senin aran Zeynep yüzünden bozulmadı. Sen Hasan'dan çocuğunu sakladığın için aranız bozuldu. Unuttuysan hatırlatayım. Eğer birine kızacaksan kendine kız. Onu yapıyorum zaten. Ama keşke izin verseydin de ben söyleseydim şöyle. Kocamdan intikam alacağım diye koşa koşa gelip söylemeseydin. Hem de tam ben söylerken. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne konuşuyorsunuz? Hiç. Akça yaptıklarının suçunu benim üstüme yüklüyor. Ama içinizde tek dürüst davranan bendim Hasan'a. Öyle değil mi Akça? Siz burada birbirinizi yerken oğullarınızın babaları birbirine silah çekiyor. Birbirini vuruyor. Ya? Aferin size kızım. Aferin. İkinize de aferin. Hep böyle devam edin, olur mu? Hep böyle devam edin. Dün ona söyledim, şimdi de sana söylüyorum. Ben oğullarımı, siz sevdiğiniz adamları, yani çocuklarınızın babalarını toplayacaksınız. Başka çaresi yok. Sen şimdi kocanın yanına gideceksin. Asiye anne, Ali Kemal yüzüme bile bakmıyor. Baktıracaksın efendim. Yüzüne baktıracaksın, bir yolunu bulacaksın, baktıracaksın. Sen de Hasan'dan vazgeçmeyeceksin kızım. Anlaşıldı mı? Anne. Yok bir şey oğlum. Hasan gelmedi de onu bekliyoruz, merak ettik. Hasan gelmeyecek. Nasıl yani? Hani gelecekti, Ali Kemal öyle söylemişti. Ne dedi ki sana? İşi mi çıkmış? Ne olmuş? Bilmiyorum, konuşmadım. Daha doğrusu ben Hasan'la hiç konuşmadım. Yani Hasan'ın doğum gününün burada olacağından haberi yok. Ali Kemal nasıl yaparsın oğlum bunu? Al işte. Neyi nasıl yaparım anne? Ne diyecektik bu kadar insana? Efendim babası mı diyecektik, amcası mı diyecektik? Bizim de haberimiz yoktu. Annemizin bir oğlu daha varmış mı diyecektik? Ne diyecektik? Biraz mantıklı düşünsen. Eğer çok üzüldüyseniz siz sonra senle beraber doğum gününü kutlarsınız, oldu mu? Annenle baban mı? Galiba bunlar da Hasan ve Akça. Neden evin dışındalar Efe? İçeri girsinler istemiyor musun? Ne oluyor? Bilmiyorum. Hadi bana biraz Akça ablanla Hasan amcandan bahset. Ne hissediyorsun onlar hakkında? Seviyor musun onları? Sanırım biraz öfkelisin. Neden? Üzdüler mi seni? Bak Efe,
neler hissettiğini bilmem gerek. Bana her şeyi anlatabilirsin. Seni anlayacağımdan da emin olabilirsin. Sadece neler hissettiğini söyle bana. Ya da istersen çiz. Efe? Efe? Sen benim annem değilsin. Git buradan, git. Efe yapma. Efe ne oldu oğlum? Kimsin? Bırakma anne. Lütfen beni bırakma. Tamam, seni bırakmayacağım. Efe. Akça, merak etme, düzelecek her şey. Böyle olabiliyormuş, normalmiş. Efe hayatında ilk kez böyle bir görüşme yapıyor. Nasıl merak etmeyeyim ya? Çocuk itti beni. İstemiyorum seni dedi. Ne dedi sana psikolog? Ne konuşmuş da böyle yapıyor? Anlamıyorum ben. Biraz zaman alabiliyormuş. Çocuk psikolojisine de olsa. O yüzden birkaç kere daha görüşmeleri gerek. Oldu. İyice nefret etsin çocuk benden. Tiksinsin. İyi gelmedi demek ki psikolog falan. Ben gidip kendim konuşacağım, anlatacağım her şeyi. Akça. Akça. Sakin ol biraz. Bak. Seni en iyi ben anlıyorum. Ama şu an doğru bir zaman değil. Hem Efe'ye zarar veririz daha fazla. Bırak çocuk kendini bir toplasın, kendine gelsin. Ondan sonra anlatırsın. Anlamıyorum ki ben. Ne demeye çocuk bana geliyor da sen benim annem değilsin diyor. Nereden çıkıyor bu? Psikolog öyle pat diye söylemediyse. Sen mi söyledin şöyle? Annen seni bebekken terk etti mi dedin? Allah Allah. Akça, kafayı mı yedin sen? Hı? Neden böyle bir şey yapayım? Niye yapayım? Bilmiyorum. Senin işlerine akıl sır ermiyor. Aklından ne geçiyor bilmiyorum ki senin. Ne planlar yapıyorsun? Bana bak. Böyle bir şey yaptıysan var ya, senin en büyük düşmanın ben olurum artık, tamam mı? Ailecek insana iyilik ettiğine pişman eden cinstensiniz. Kendine gel Akça. Seni buraya ben çağırdım, unutma. Ya ben yıllardır hasretim bu çocuğun yüzüne şöyle. Artık kimse engel olamaz. Yanımda olacak, tamam mı? Dönüşü yok. Kimsenin bu ihtimali ezip geçmesine izin veremem ben.
Çok az kaldı. Kavuşacağız birbirimize. Kimse engel olamayacak. Oğlum almadan hiçbir yere gitmem. Efe benim oğlum. Efe senin oğlun falan değil. Annesi benim, babası da Hasan. Sen benim annem misin? Efe'cim, oğlum nereden çıkardın onu? Senin annem benim. Ali Kemal de baban. Gel hadi bir tanem. Kardeşinin yanına gidelim. Hadi. Yapkıl. Kardeşine biraz oynarsın. Hem ona abilik yaparsın, olur mu? Senin annenim Efe. Bir zamanlar çok güzel bir kız varmış. Cinderella. Sonra annesini kaybedince üvey annesi onu kül kedisi ismini koymuş. Efe. Hadi gel. Ben sana daha güzel masalları anlatırım. Bu gece odanda yat. Hadi gel bakalım. Hoppa, terliklerini de giy, ayakların üşümesin. Efe, iyi geceler. Bir varmış, biri yokmuş. Bir yaşlı adamın bir eşeği varmış. Bu eşek çuvalları senelerce değirmene taşımış durmuş. Güçten düşüp yaşlanınca bakmış sahibi onu gözden çıkaracak. Bir hemen yolunu tutmuş. Orada şehir çalgıcısı olmakmış umudu.